Koronavirüsün ülkemizde ikinci kere alevlenmesinin başlarında yakalandım. Eylül ayının 5'inde. İlk defa ateşim yükseldi. Benim testlerim negatif çıkıyordu. Ona güveniyordum. Pandemide hemşire olarak çalışıyordum o zamanlar yine. Testim negatif çıktı 3 kere ama benim şikayetlerim hiçbir zaman azalmadı. Ateşim 40'lara kadar çıktı. 3 gün boyunca yüksek ateş. Hiç olmadığım bir şekilde bir hastalıktı bu. Çok farklıydı. Artık hastaneye gitmem gerektiğini anladım. Yine testim negatif çıktı ama tomografide akciğer bulguları vardı. Gittikçe kötüleşmeye başlamıştım. Hastaneye yattım. Ama çok şükür ben de her geçiren arkadaşım gibi iyileşemeyeceğimi düşünmeye başlamıştım artık. İyice karamsarlaşmıştım. Depresyon çok fazlaydı. Çok şükür o günler geride kaldı. Şimdi sağlıkla işimizin başındayız. Peki hastanede kaç gün yattınız? Kaç gün evde kaldınız? Hastanede bir gece yattım. Küçük çocuklarım vardı. Eve gitmek zorundaydım. Çocuklarımla temas etmiyorum ama onlarla aynı evde bulunmak bile hepimize yetiyordu. O yüzden çok uzun kalamadım hastanede. Tedavim evde oldu. Sağ olsun iş arkadaşlarım ilaçlarımı, serumlarımı eve gelerek uyguladılar. Ben bu konuda şanslıydım açıkçası. Eskiye göre çok iyiyiz ama bazı sekeller kaldı. Halsizlik, baş ağrısı, zaman zaman gıcık tarzında öksürük ve büyük bir korku var. Artık onu atamıyoruz üzerimizden. Her an yeniden yakalanma hissi var açıkçası. Ya burada en acı kısmı da bu. Bu savaşta sağlık personelini yalnız bırakıyorlar. Lütfen rica ediyorum bizi yalnız bırakmayın. Maske, mesafe, hijyen, bizim de ailemiz var. Lütfen.